Bu videomuzda sizlere PES 2013'ün son güncel transfer yamasını vereceğim. Bildiğiniz gibi ben size daha önce Bonpatched üzerinden güncel transfer yamasını vermiştim. Yalnız Bonpatched bozuk olduğu için çoğu arkadaşımız oyundan atma gibi veya analikten atma gibi sorunlar yaşadı. Bu yüzden farklı bir mod üzerinde daha geniş bir transfer yaması, yani Türkiye Süper Ligi'ni %100 kapsayan bir transfer yamasını başka bir mod üzerine yaptım. Bu modda analikten atma gibi bu tarz sorunlar yok. Oyun daha akıcı. Menüde kasma olmuyor. Bazı arkadaşlarımız şöyle sorular soruyor. Diyor ki işte PES 2013'ün orijinal halinin üzerine yapsaydınız. Ya işte niye mod veriyorsun? İşte mod 6-7 GB boyutunda oluyor. İşte bunu kuruyoruz. Sıkıntılar çıkıyor gibi. Yani PES 2013'ün orijinal halinin üzerine yapma şansım yok. Çünkü o dönemdeki futbolcular ile şu andaki futbolcular arasında dağlar kadar fark var. Yani bunların hepsinin teker teker, yani milyonlarca oyuncu var. Teker teker hepsinin güçlerinin güçlendirilmesi, emekliye ayrılanlar, altyapıdan çıkanlar, bunların hepsi yapılması gerekiyor ve benim tek başıma yapma şansım imkansız. Ama ben spesifik patch 13 üzerinde vereceğim şimdi bu yamayı. Spesifik patch 13'te kış sezonuna kadar transferler ve oyuncular güncel olacağı için Ocak ayının oyuncularını ekledim. Onların işte eklemeye gerek görmediği oyuncuları ekledim. PES 2020'ye göre güçlerini ayarladım. Yani bunu yapmam bile 10 gün 15 günüm aldı aşağı yukarı. En baştan PES 2013'ün orijinal halini güncelleme şansım imkansız diyebilirim sizlere. Yalnız bunun için de çalışıyorum. Birkaç tane bir şeyler buldum. Eğer bu yamalar başarılı olursa ve sorunsuz olursa bunu da ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Yani mod kurmadan transfer yamasını yapabileceksiniz. Şimdi kuruluma geçmeden önce sizden şunu rica ediyorum. Videonun sonuna kadar sabırla izlemenizi rica ediyorum. Çünkü daha önceki verdiğim modda çoğu arkadaşımız videoyu doğru düzgün izlemediği için, videoyu atladığı için işte benim oyunum kurulmadı, işte bana şöyle böyle hatalar verdi gibisini sorunlarla karşılaştı. Şimdi ben bu yüzden bu sorunlarla karşılaşmamak için PES 2013'ü komple bilgisayarımdan kaldırdım ve sizlerle birlikte kademe kademe, aşama aşama kuracağız. Hatalar çıktığında hataları nasıl çözdüğümü göreceksiniz. Bu şekilde transfer yamasını da yapacağım. Sonra oyun içerisine girip kontrol edeceğiz. Bu yüzden sabırla videoyu sonuna kadar ileriye almadan izlemenizi size tavsiye ediyorum. Şimdi isterseniz başlayalım. İlk önce videomuzun açıklama bölümünde size vereceğim linke tıklayarak bizim web sitemiz üzerine geliyorsunuz. Burada gerekli şeyleri yazdım. Yaptığım transferler burada mevcut. Yalnız Avrupa transferlerini tamamlayamadım. İlerleyen günlerde sizlerden talep olursa, yani Avrupa'nın tüm takımlarını yapamam ama en büyük takımlar işte Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Dortmund veya işte bu tarz takımların transferlerini de yapacağım ve yamayı güncelleyeceğim. Siz sadece 30-40 MB'lık bir dosya indirip oyunumuzun üzerine yapıştırıp yeni transferlerle devam edebileceksiniz. Şimdi burada yaptığım transferler var. Olmayan oyuncuları oluşturdum. PES 2020'ye göre de oyuncuların güçlerini ona göre ayarladım. Yani kafama göre oyuncu güçleriyle oynamadım. Diğer oyuncuların, yani halihazırda var olan oyuncuların güçlerine hiç dokunmadım. İlerleyen günlerde yine belki Avrupa transferleriyle birlikte bu oyuncuların güçlerini de PES 2020'ye göre düzenleyebilirim. Bu da sizlerden gelecek isteğe bağlı. Şimdi buradan aşağı geliyorsunuz. Modu kurabilmek için temiz PES 2013'ünüzün olması gerekir. Eğer elinizde PES 2013 varsa oyunu komple kaldırıp yeni baştan kuruyorsunuz. Eğer yoksa şurada link verdim zaten sizlere. Bu linkten PES 2013'ün orijinal halini indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. İkinci yapmanız gereken Specific Patch 13 versiyon 6 kurmanız gerekiyor. Yamanın çalışabilmesi için tabii ki. Çünkü ben bu yamayı Specific Patch 13 versiyon 6 üzerinde yaptığım için bu patch'in de kurulması gerekiyor. Bunun kurulumunu birazdan yapacağız zaten. Burada verdiğim linkten Specific Patch 13 resmi sitesine giderek oradan yamayı indirebilirsiniz. Hem part halinde vermişler hem toplu kurulum halinde vermişler. Oradan bu yamayı indirebilirsiniz. Son yapmanız gereken benim güncellemiş olduğum transferler yamasını da buradan indirebiliriz. Eğer bu link düştüyse, çalışmıyorsa alternatif bir link daha verdim. Buradan indirebilirsiniz. Şimdi gelelim buraya. İndireceğiniz dosyalar burada mevcut. PES 2013'ün temiz hali. Specific Patch 13 versiyon 6. Ha şunu da söyleyeyim. Modlar boş geliyor. Yani modları sonradan yine Specific Patch 13'ü indirdiğiniz siteden modları indirip modlar klasörüne attığınızda modlar oluşmuş oluyor. Bunu da birazdan göstereceğim zaten size. Şu da benim yapmış olduğum transfer yaması. Boyutu da küçük tutmaya çalıştım. 31 MB.
Şimdi ilk önce PES 2013'ü kurmayla başlayalım isterseniz. Kurulum oldukça basit. Setup exe'ye tıklıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. İleri diyorsunuz. Kurulacağı yeri soruyor. Ben de C'de boş alan olmadığı için D'ye kurmasını istiyorum zaten. O da D'ye kuruyor şu anda gördüğünüz gibi. Ve kurulumu şu şekilde başlatıyorum. Şimdi oyun kurulum sırasında herhangi bir hata oluşursa sorunu nasıl çözebileceğinizi göstermek için videoyu burada durduracağım ama herhangi bir uyarı gelirse bana tekrardan videoyu başlatacağım. Sorunu birlikte çözeceğiz. Oyunumuz kurulmaya devam ediyor. Kurulumun sonuna doğru virüs uyarısı verebilir bizlere. Virüs programımız varsa virüs programından veya güvenlik tuvalinden PES 2013 exe'ye izin vermeniz gerekiyor. Ben de şu ana kadar herhangi bir uyarı vermedi. Ama daha öncesinden ben bu PES 2013 exe izin verdiğim için de olabilir veya verirse şimdi birlikte nasıl izin vereceğimizi de göstermiş olurum. Evet, şimdi bu bölümde virüs uyarısı verebilir. Oyunun exe'si masa üstüne geldi. Size virüs uyarısı vereceği için bu exe buraya gelemez. Bu yüzden güvenlik duvarınızdan size uyarı verdiğinde izin verin ya da virüs programından izin vermeniz gerekiyor. İzin verdikten sonra oyunun exe'si buraya ekleniyor. Tamamen crackli ve her şey hazır bir şekilde oyunumuz kuruldu. Şuradan finish diyerek PES 2013 kurulumunu bitiriyoruz. Şimdi patch'li yapacağız. Patch'li yapmak için yine bunlar RAR içinde gelecek. Buraya çıkar diyerek RAR'dan çıkartıyoruz. Çıkarttığımız zaman içine giriyoruz ve ana paket bölümüne giriyoruz. Şu bölümü olduğu gibi kopyalayacağız. Kopyalıyoruz ve oyunun kurulu olduğu yere yapıştıracağız. Bunun için oyuna sağ tuş ve dosya konumunu aç diyorum. Buraya yapıştırıp kurulumun bitmesini bekleyeceğiz. Kurulum sırasında hedefteki dosyayı değiştir. Tıklıyoruz ve kopyalama işlemi bitiyor. Sonrasında geri geliyoruz ve program data klasörü var. Program data klasörünün içindeki Konami kopyalıyoruz. Bilgisayarımızdan C'ye geleceğiz. Yalnız bu sizde gözükmeyebilir gizli dosya olduğu için. Şuradan görünüme tıklayın. Sağdan seçeneklerden görünüm adı altında gizli dosya ve klasörleri göster. Uygula ve tamam diyerek program data klasörünü görebilirsiniz. Bunun içine giriyoruz ve kopyalamış olduğumuz Konami klasörünü buraya yapıştıracağız. Sonrasında burada belgelerim var. Bu belgelerimi kopyalayabilirsiniz. Kopyalamayabilirsiniz. Belgelerimi şurada belgelerimin içine atmamız gerekiyor. Yalnız benim size vereceğim transfer yaması da aynı şey olacağı için bunu kopyalamanıza da gerek kalmıyor. Şimdi oyun içerisinde yapmamız gereken bazı şeyler var. Onları yapalım. Şimdi buradan Kit Server 13'e giriyoruz. Manager Exe sağ tuş ve yönetici olarak çalıştır diyoruz. Burada Specific Patch 13 Exe'yi tıklıyoruz. İlk önce Detect ve sonra Attack diyoruz. Ve programı kapatıyoruz. Sonrasında Gameplay Config Exe sağ tuş ve yönetici olarak çalıştır diyoruz. Exe file'dan tıklıyoruz ve burada yine Specific Patch 13 Exe'yi seçiyoruz. Attack diyoruz sadece. Ve kapatıyoruz. Sonrasında yapmamız gereken transfer yamamız. Onu da arşivden çıkartıyorum. Konami klasörünü kopyalıyorum. Bilgisayardan belgelerimi ve buraya yapıştır diyorum. Ve her şey hazır olmuş oluyor. Şimdi oyunumuzu açtığımızda güncel transfer yamasıyla oyun açılacak. Yalnız oyunu artık PES 2013 exe'den çalıştırmayacağız. Specific Patch 13 üzerinden çalıştırmamız gerekiyor. Buna gönder masaüstü kısa yol diyorum. Buraya kısa yolu geldi. Şu PES 2013'ü silebilirim. Çünkü bu artık çalışmayacak. Bu arada modları eklemeyi göstermeyi unuttum sizlere. Bunu da göstereyim hemen. Oyunun kurulu olduğu yeri açalım. Bu modlar dosyasını yine Specific
patch 13 versiyon 6'yı indirdiniz, web sitesinden indiriyorsunuz. Şu şekilde geliyor. İçinde kurulum anlatılmış zaten. Modlar klasörünü kopyalıyorsunuz. Oyunun kurulu olduğu yere geliyoruz. Ve buraya yapıştıracağız. Sonrasında mod seçeceği diye çift tıklayıp açalım. Gördüğünüz gibi bütün modlar gelmiş oluyor. Eğer bu klasörü kopyalamasaydık buralar boş olacaktı. Bunu da ayrıca göstermiş olalım. Şimdi çalıştırmayı deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Çalışmazsa sorunu nasıl çözeceğiz? Birlikte bakalım. Evet, bir hatayla karşılaştık. Kod yürütmesi devam edemiyor çünkü xinput2.dll ile bulunamadı diyor. Programı yeniden yüklemek bu sorunu çözebilir diyor. Ben videonun açıklamasında size yine linki veririm. xinput.dll dosyasını indiriyorsunuz ve arşivden çıkartıyorsunuz. Şuraya çıktı. Bunu kopyalı diye alıyoruz. Oyunun kurulu olduğu yere. Dosya kurulumunu aç diyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi tekrardan deneyelim. Bakalım oyunumuz açılacak mı? Gördüğünüz gibi oyun açılıyor. Bakalım transferler gelmiş mi? Ve spesifik futbolun ana yüzüne bakalım. Sesleri kısmam gerekiyor. Sesleri kısmam gerekti telif yememek için. Menüsünü açıkçası hiç beğenmedim ben ama işte en azından oyun çok akıcı ve hata vermeden oynanabiliyor. Bu yüzden bu modun üzerine transfer yamasını yaptım. Şimdi oyunculara bakalım isterseniz. Şu sol üst köşedeki gameplay tool'u F1 tuşuna basarak kapatabiliyorsunuz bu arada. Düzenli bölümde geleceğim. Ya da direkt oyunu ekrandan göstereyim ben sizlere. Gördüğünüz gibi yani menü akıyor resmen, yani en ufak bir kasma yok. Şimdi büyük takımların kadrosuna bakalım güncellenmiş mi diye. Onye Kuru gelmiş, Sekidika burada. Burada problem yok. Başka takımlara bakalım. Gördüğünüz gibi en ufak kasma olmadan takır takır takım değiştirebiliyoruz. Montpellier'de inanılmaz kasıyordu bölgeler, bu bölümler. Buranın kadrosu da bu şekilde. Şu yeni transfer, Sayyad Nes, Allah Yar. Bir de başka kim vardı burada yeni transfer olarak. Her neyse. Beşiktaş'ın Boateng'i çok soruluyordu bana, var mı yok mu diye, ona bakalım. Beşiktaş tek transfer yaptı zannedersem. Onu da ekledim Boateng olarak. Evet, Boateng burada gördüğünüz gibi. Başka merak edilen Trabzonspor'da kimler var? Sörlot, Abdülkadir, Emkoyan'ı, Sosa, Obi Mikael, Abdülkadir, Parmak. Neredeyse kadro bu şekilde. Bilal Başakçıoğlu vardı galiba yeni transferlerden yine. Cilerme vardı. Gördükçe aklıma geliyor. NDI vardı. Her neyse, Türkiye Süper Ligi %100 transferleri bitmiş durumda. Diğer Avrupa kulüplerini de ilerleyen zamanlarda güncelleyeceğim. Linki de güncellerim zaten veya yeni bir video yaparım. Kanalımızı takip ederseniz bunlardan haberdar olabilirsiniz. Dediğim gibi herhangi bir mod üzerine bu yamaları yapmak ben de istemiyorum ama mecbur kalıyorum. Çünkü videomuzun başında da size anlattığım gibi PES 2013'ün orijinal kadrosu çok eski,
birçok oyuncu emekli ayrıldı. Yeni oyuncular çıktı. Yani milyonlarca oyuncu var. Bunları tek tek yapmam mümkün değil. Ama bununla alakalı yine araştırmalarım devam ediyor. Bir tane ufak boyutlu bir yama buldum. Eğer o yama işe yararsa onun transferlerini güncelleyip herhangi bir mod kurmadan PES 2013'e transfer yaması yapabiliriz ve bunun üzerinden de devam edebiliriz. Bu modların güzel özellikleri de var tabii ki. Ama işte sorunlu olabiliyor. Çünkü bu yama normalde oyunda hiç kasma olmuyor. Veya işte menüde hiç kasma olmuyor. Oyun çok akıcı. Gerçekten aşırı derece akıcı geldi bana. Bana öyle hissettirdi. Yalnız oyun sırasında bir tane oyun başlatayım isterseniz. Oyun sırasında bazen seyircilerin sesi gidip gelebiliyor veya donabiliyor seyircilerin sesi. Ve şu gördüğünüz oyun ekranında tribünler tam görünmüyor. Büyük mücadele az sonra başlayacak. Canlı yayınımıza başlıyor. Ve gol sonrası da çimler kararabiliyor yani tekrarında. Şu an kısaca oyunu oynamaya çalışacağım. Sizin görüntüler kasıyormuş gibi gözükebilir çünkü şu anki video çektiğim program ekran videosu çekme programı olduğu için FPS'i çok düşünerek size izletecek. Ama oyunda en ufak bir kasma veya donma olmuyor. Bundan emin olabilirsiniz. Etrafına bakıyor. Orada tuşlar ayarlanacak. O yüzden pek oynayamıyorum şu an. Tuşların ayarı değişmiş. Luis Gustavo. Bir gol atabilsek iyi olacak ama uzun bir top havadan kuşları denk düşürebilirsem tam ayağı enfes pas pası aldı ara pası aha pası her neyse oyun bu şekilde dediğim gibi eğer sizde kasma varmış gibi görünüyorsa bu benim şu anki videoyu çektiğim programla alakalı. Ekran videosu çekme olduğu için oyunların FPS'ini çok düşürüyor. Oyun videosu çekme programıyla çeksem esas farkı görebilirsiniz. Şimdi bir de Bonpatch'te analik başlatınca oyundan atma problemi vardı. Ona bakacağız şimdi. Hangisiyse bu İngilizce olması da gerçekten çok sinir bozucu. Şu o zaman. Bu hiç değil. Master League burada. Yeni diyeceğiz. Yeni bir lig başlatalım. Oyundan atacak mı bizi? Bakalım. Adımızı sallayalım şöyle. Yani yanlış girdik ama. Hemen şey yapalım. Kulüp kadrosu olsun. Altı sıra diyelim. Şurada ki benim eski kaydımda deneme yapmıştım sizlere. Bu yamayı hazırlamadan önce oyundan atma verme gibisine o yamanın üzerine kaydettim yani. Burada ıvırzı böyle şurada kadromuzu kontrol edeceğiz. Güncel kadro burada da duruyor mu diye. Oyun planına bakalım. Evet, 10 kulu burada zaten. 8'i kadar burada olduğuna göre güncel kadrolar burada da varlar. Herhangi bir problem yok. Zamanı ileri alalım. Herhangi bir oyundan atma olmadı hala. Bir de maç başlatalım. Ve sonrasında oyunu kapatalım. Hakem. Şuradan yapıştıralım kaleye bakalım ne olur.
direkt kaleye. Çok fazla güzel vurmuştu aslında ama serbest vuruştan yararlanamadı. Çok uzaktan çok herhangi güzel vurdu ama şansın yanında değil. Arkadaşlar. Santini. Herhangi bir oyundan atma sorunu yok. Kaleye bakıyor. Topla ilerliyor. Araya bir pas tehlike yaratır. Şut. Yine vurdu. Harika bir vuruş, gol getirmedi. Karşı atak şansı. Savunmanın arasına pas düşündü. Gol pozisyonu. Şutu isabet etmiyor kaleye. Neyse. Ondan sonra da teyit etmiş olduk. Bu şekilde. Bunun haricinde yine sorun yaşanılırsa videomuzu yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Anlaşılmayan bir yer yoktur herhalde. Elimden geldiği kadar detaylı anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi ilerleyen günlerde sizlerden istek gelirse Avrupa transferleri ve modsuz yama için çalışıyorum şu an. Bir tane bir şey buldum, onu deneyeceğim. İşe yarar bir şeyse onu da ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Kafanıza takılan herhangi bir yer olursa videonun yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.